Ben Doktor Levent Kenar. Duyuyor mu herkes sesimi şu anda? Nasılsınız? Sesim nasıl Tabii geliyor? şu an duyuyoruz. Şu anda İyi uyuyor. duyuyoruz, evet. İyidir hocam. Evet arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarımız, bir KBRN panelinde yine beraberiz. Fakat tabii ki gönül isterdi ki bunu yüz yüze yapalım. Canlı bir şekilde karşılıklı görüşerek, karşılıklı konuşarak yapalım. Ancak işte malum durumlar sebebiyle bunu şu anda uzaktan online olarak gerçekleştiriyoruz. Ben sayın hocalarıma, çok değerli arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza öncelikle saygı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Bütün camiamıza iyi bir yıl, iyi bir 2021 sağlıklı, mutlu bir 2021 geçirmelerini diliyorum. Bu sözlerle tekrar saygılarımla bu paneli açmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Levent Kenar, tanımayan arkadaşlarımız, hocalarımız için şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eski ismiyle Yunan Askeri Tıp Akademisi, KBRN ana bilim dalının başkanlığını yürütmekteyim. KBRN malumunuz kimyasal, biyolojik ve radyonükleer ajanların kısaltması. Yani biraz daha açık olursak bu ajanlar ile oluşan yaralanmaların, bu ajanlar ile oluşan tehdidin değerlendirilmesi, buna yönelik eğitimlerin verilmesi, bu konudaki bilinçlenmenin sağlanması, farkındalığın arttırılması gibi çeşitli fonksiyonları, faaliyetleri yerine getiren bir bölümümüz. Bir taraftan da üniversite hocalığının yanında, akademik birimin yanında sivil toplum kuruluşu olarak da KBRN Derneği, Türkiye'de ilk kez oluşturulmuş olan KBRN Derneği'nin de başkanlığını yürütmekteyim. Bu çalışmada, panelde görev alacak arkadaşlarımızla beraber bu derneğin de çalışmalarına gönül vermiş durumdayız. Bugünkü konumuz COVID, yani koronavirüsü. Son bir yılı nasıl geçti? Gerçekten 2020 yılının başında başlayıp ve halen devam etmekte olan çeşitli alevlenmeler, azalmalar ile seyreden toplumsal hayatımızda, sağlık sistemlerimizde, ekonomimizde, yani günlük yaşamımızın her alanında kendisini hissettiren COVID hastalığı ile, koronavirüs salgını ile ve pandemisi ile neler yaptık? Bir sene nasıl geçti? Ülkemiz üzerinde, dünya üzerinde nasıl etkiler oluşturdu? Tabii buradaki olay sadece birimizdeki hocalarımız olayın biraz daha tıbbi, medikal anlamda bakacaklar. Onun dışında bizim bu paneli gerçekleştirdiğimiz TESPAM, yani Türkiye Enerji Strateji Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı ve diğer değerli arkadaşlarımız da olayın daha çok sosyolojik, ekonomik ve enerji açısından değerlendirmesini yapacaklar. Yani gördüğünüz gibi bir multidisipliner. Zaten KBRN dediğimiz olay da multidisipliner bir olay. Multidisipliner bir şekilde COVID olayını ele alacağız. Biz COVID işini biz arkadaşlar Türkiye olarak 6 Mart, 6 Ocak'ta biz bu işe adapte olduk ve ilk faaliyet olarak da Sağlık Bakanlığı nezdinde bir kurul oluşturuldu. Bilim kurulunun dışında bir kurul oluşturuldu. Fakat olaydaki tehlikeyi, tehdidi bölüm olarak TESPAM ve KBRN Derneği olarak fark ettiğimizde 5 Şubat'ta biz ilk kez Türkiye'de bir panel gerçekleştirdik. Yüz yüze bir panel gerçekleştirdik ve oldukça yüksek katılımlı, oldukça ilginin gösterildiği bir panel oldu bu. Arkadaşlarımız daha henüz ülkemiz koronavirüsü tanımamışken bu virüsü yapısını anlattılar, korunma yollarından bahsettiler, bu tehditten bahsettiler ve gerçekten de bu Çin'den gelen üniversite öğrencilerinin de canlı şahitlikleri, canlı anlatımları dedi. Biz koronavirüse daha çok adapte olduk. Bildiğiniz gibi biz 11 Mart'tan itibaren de, 11 Mart 2020'den itibaren de ilk koronavirüs vakası, COVID vakası Türkiye'de görülmeye başlandı.
Zaten bir hafta sonra 11 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütü bunu artık bir pandemi, global bir pandemi olarak ilan etti. Şimdi aslında konu çok geniş kapsamlı. Fakat biz kısıtlamaya çalışacağız konuları. Medikal anlamda şu anda panel konuşmacıları olarak doçent doktor Mesut Ortatatlı, kendisi KBRN uzmanı. Bu özellikle koronavirüsün kliniği ile ilgili ya da hangi tür tanılar ve tedaviler biz bu bir sene içerisinde geçirdik. Bunlardan özellikle bahsedecek. Onun dışında Doktor Zahir Kılıç, yine KBRN ana bilim dalında görevli olan bir arkadaşımız. Tedavide ilaç ve aşı, yani özellikle son 2-3 aydır gündemimizde yer alan aşılar hakkında bizi aydınlatacak ve aşılar konusunda bir yönlendirme almamızı sağlayacak. Tıbbi anlamın dışında bir de işin enerji politikaları, yani petrol piyasaları, enerji piyasaları bu son bir sene COVID olayından nasıl etkilendi? Bu konuda Sayın TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener bir konuşma yapacak. Onun dışında yine Sayın Abdullah Altun, yine ekibimizde TESPAM üyesi bir arkadaşımız. O da ekonomik olarak, gerçekten ekonomik olarak dünya büyük bir çalkantıda. İşte bize bu negatifliği daha ayrıntılı olarak anlatacak ve ne gibi önlemler alınabilir, neler olduğu bu konuda bize bu konuda bilgi verecek. Onun dışında Neşat Gündoğdu Bey, kendisi Milat Gazetesi muhabiri, aynı zamanda araştırmacı, gazeteci, yazar. Ankara temsilcisi. Evet, evet. Daha iyi tanıtırsınız siz söz aldığınızda. Kendisi sosyolojik olarak toplum buna nasıl bir reaksiyon verdi? Nasıl bir yıl geçirdik ve önümüzde nasıl günler bekliyor bizi, bu konuda bize bilgi verecek. Şimdi ben çok daha fazla sözü uzatmadan ilk konuşmacı olarak Mesut Doçent Doktor Mesut Ortatatlı Hoca'ya sözü bırakmak istiyorum. Bu konudaki fikirlerini, görüşlerini alalım. Ondan sonra bu arada tabii izleyen arkadaşlarımızdan, izleyen hocalarımızdan sorular varsa herhalde teknik olarak Oğuzhan Bey nasıl oluyor bilmiyorum ama soruları yazarak veya katılım olarak mı şey yapacaklar? YouTube'dan sorular yazıldığında direkt bizim ekranımıza düşüyor Levent Hocam. Evet. Bu şekilde de izleyen hocalarımız, izleyen arkadaşlarımız tarafından da sorular sorabilir ve ilgili kişi tarafından da bu sorular cevaplanacaktır. Evet, söz Mesut Hocanın. Evet, buyurun Mesut Hocam. Ses gelmiyor. Görünüyor. Tamam, evet. Şu anda. Evet. Tekrar alalım cümleyi. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı, bu paneli düzenlemede emeği geçen herkese teker teker teşekkür ederim. Evet, gerçekten dünya genelinde son bir yıldır kasıp kavuran bir konu. Başkanım da söylediği gibi 11 ay önce 5 Şubat tarihinde gene aynı bu mecrada, o zaman yüz yüze bu panel, benzer bir paneli gerçekleştirmiştik. Orada tabii daha ülkemize henüz ulaşmamıştı koronavirüs. Ve daha bilimsel, akademik nelerle karşılaşacağız beklentisiyle bu koronavirüs ile ilgili görüşlerimizi konuşmuştuk. Gerçekten birbirinden değerli konuşmacı arkadaşlarım var. O yüzden ben de süreyi kendi sürem içinde tamamlamak kaydıyla bir özetlemek istiyorum. Son bir yılda neler yaşadık, neler değişti. Koronavirüs ile ilgili artık şu anda konuşulan bir konu konuşmaya başladığı zaman 2019 Aralık ayında işte Çin'in Wuhan kentinde başlayan bir salgınla diye başlar bütün cümleler. Bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Gerçekten tıp tarihini ve enfeksiyon hastalıkları tarihini yeniden yazdıracak bir hastalıkla ilgili konuşuyoruz. Ben Levent Hocamız bahsetti. Evet, KBRN uzmanıyım. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlığım da söz konusu. Burada
enfeksiyon hastalıkları ile ilgili temel bilgilerimiz vardı. Özellikle ben ihtisas yaptığım sürede ki 97-2001 yılları arasında ben ihtisas yaparken koronavirüslerle ilgili çok fazla bir ayrıntıya girmezdik. Çünkü koronavirüsler insanlarda soğuk algınlığıyla bir klinik form oluşturan bir virüstü. Herhangi bir tehlikesi, tehdidi söz konusu değildi. Evet, 2000 yılından itibaren gittikçe artık nasıl ki bir Marmara depreminde bir beklentide bir artış var. Enfeksiyon camiasında da dünyayı kısıp kavuracak bir pandemik bir bulaşıcı hastalıktan. Ki ama bu koronavirüs değil, beklenti influenza virüsüydü. Yani en son 1918 yılında büyük bir global bir salgın yaratmıştı. Gene 100 yılı aşkın bir süre, yaklaşık 100 yıl sonrasında benzer bir influenza salgını bekleniyordu. Buna yönelik de Dünya Sağlık Örgütü de alertti. Gerekse ülkemizin Sağlık Bakanlığı da bu konuda tedbirleri ve işte gerekli kurulları oluşturmuştu. Ve 2000 yılından itibaren bu beklenti koronavirüslere doğru kaymaya başladı. Nasıl kaydı? 2003 yılında işte SARS-CoV çıktı ilk. SARS hastalığı Hong Kong'dan kaynaklanan ve dünya genelinde gene bir pandemi yaratma acaba tehlikesi yarattı söz konusu mu diye bakıldı, tartışıldı. Evet, salgın büyümeden, çünkü insandan insana geçişi bu kadar kolay değildi, sonlandı. Sonrasında 2008-2009 yıllarında, 2009-2010 artık daha doğrusu Serkan, bir domuz gribi beklentisi ki influenza, evet, olabilir. Tüm dünyayı kazıp kavuracak bir salgın. Tıpkı İspanyol gribinde olduğu gibi bir beklenti oldu. O da daha hastalık oluşmadan sonuçlandı ve normal bir influenza salgını şeklinde tamamlandı. Ardından 2002'de gene koronavirüslerden beklenmedik ikinci virüs ortaya çıktı. MERS-CoV ortaya çıktı. Ki onun ölüm oranı oldukça yüksekti. %40-50'lere kadar ulaşıyordu. Bir korku yarattı ama o da bir global salgın oluşturmadı. Ama bu beklenti her daim vardı. Yani ama ağırlıklı olarak influenza'lardan varken 2019 Aralık'ta Çin'den başlayan bu üçüncü koronavirüs şeyi SARS-CoV-2 olarak adlandırılıyor. Covid hastalığını oluşturdu. Burada 2019 Aralık'ta Çin'den başlayan bu üçüncü koronavirüs şeyi SARS-CoV-2 olarak adlandırılıyor. Covid hastalığını oluşturdu. Şimdi sesim ulaşıyor mu? Ben ekran paylaşmaya çalışıyorum ama bir taraftan da bir ekranı da paylaşıp neler konuşacağımızı, şu anda sesimde herhangi bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Yok yok, şu anda gayet. Görüntü yansıları görebiliyoruz değil mi hocam? Evet, evet, evet. Şimdi neler konuşacağız? Mutasyonlardan bahsedeceğiz. Bu benim hemen 10 dakikalık konuşmam içinde. Sonra COVID-19'da neler değişti? Hastalık merkezleri nasıl kaymalar neden oldu? Tanıda ne bekliyorduk, nelerle karşılaştık? Tedavi yaklaşımlarımızda bir değişim söz konusu mu? Korunmadan neler? Ki burada maskeyi konuşacağız. Aşıyı zaten benden sonraki panelist arkadaşım değerlendirecek. Bu mutasyonlara baktığımız zaman evet, tüm canlılarda olduğu gibi virüslerde, ki bu RNA virüsü karşısında herhangi bir kontrol mekanizması olmadığı için mutasyonlar her daim beklenen durumlar. Ki 12.000'den fazla bir mutasyon gerçekleşti aslında bir yıl içinde. Burada iki tane önemli mutasyon söz konusu. Bir tanesi Şubat ayında gerçekleşti. Biri de son zamanlarda gündemde olan, Aralık'ta, Kasım'da daha doğrusu başlayıp Aralık'ta gündeme giren İngiltere'deki mutasyon söz konusu. Tabii mutasyon dediğimiz olay o genomundaki değişimler, ama bunun dışa yansıması olarak bir sessiz kalabilir. Herhangi bir etkinlik ortaya çıkarmayabilir. İkinci bir durumda evet, bir morfolojik veya etkisel bir değişime sebep olabilir. Bu etkisel değişimler de kendi içinde aslında iki şekilde, üç şekilde olabilir. Yani birisi
Virüsün lehine, yani virüsün enfektivitesini arttırıcı, virüsün hastalık yapıcı özelliğini arttırıcı, virüsün klinik formunun şiddetini arttırıcı olabilir, ses nötr olabilir, herhangi bir etkisi olmayabilir veya virüsün aleyhine, insanlığın lehine, ki bizim beklediğimiz mutasyon da bu, hastalık yapıcı etkisinin ortadan kalkması veya minimuma inmesi, hasta oluşturduğu klinik formun minimuma inmesi. Şu ana kadar oluşan iki mutasyonda da virüsün lehine bir mutasyonlar söz konusuydu. Virüsün bu hücre yüzeyine yapışmasında işte S1 protein denen bir tutunma proteini var. Ki bunun tutunmadan önce ikiye ayrılması gerekti. Buradaki işte ikiye ayrılması kolaylaştırıcı mutasyonlar gerçekleşti. Yani Şubat ayındaki gerçekleşen bu mutasyon sonrasında dünya genelinde bakıldığında Haziran ayı itibariyle artık dünya genelindeki en baskın virüs halindeydi. Ve bu mutasyon bulaşıcılığı hastalık oluşturma hızını arttırdı. Ama hastalığın şiddetinde, ölümcül oranında bir artışa sebep olmadı. Sonrasında işte bu son şeyde gene Kasım ayında başlayıp Aralık'ta gündeme gelen İngiltere'deki mutasyonda benzer bir etki oluşturacağı tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor diyorum çünkü gerçekten bu SARS-CoV-2 virüsü ve oluşturduğu COVID hastalığı bize her şeyi yaşayarak öğrenmeyi gösterdi. Çünkü Çin'de başladı 2019 yılında ve sonrasında Avrupa'ya bir merkezinde bir kayma oldu. Merkez Avrupa'ya kayıp ülkemizde biz görünceye kadar, kendimiz deneyimleyinceye kadar, kendimiz tecrübe edinceye kadar hastaları ve hastalıkları, klinik formlarını sadece Çin'den çıkan verileri hep okumak, oraya göre değerlendirmeler yapmak durumundaydı. Hatta 5 Şubat 2020'de yaptığımız panelde de konuşmalarımız hep Çin verileri üzerineydi ki epey yanıltıcı veriler de söz konusuydu. Birazdan onu da bahsedeceğim. Sonrasında Amerika'ya kaydı merkez. Ardından tekrar Avrupa'ya geri döndü. Yani hastalık en fazla görüldüğü ve dünyaya dağılım sergilediği merkezlerden bahsediyoruz burada. Haziran 2020 yılının itibariyle artık Çin oyundan çıktı, devre dışı kaldı ve tüm dünya hastalığı bir merkezi oldu. Ve bu da gerçekten ciddi bir global bir hale aldı. Yani tüm dünyadaki insanların artık maskeli dolaşması zorunluluğu geldi. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani her ülke kendi deneyimini yaşayıncaya kadar Çin'den çıkan veriler üzerinde hep konuştu. Ve ilk Çin'den çıkan veriler de aslında bu klinik formu neydi? Baktığımızda hep bir solunum yolu şikayeti söz konusuydu ve beraberinde ateş ve öksürük, yani hastaların %80'den fazlasında 38 derece üzerinde ateş bekliyorduk, hep bir öksürük bekliyorduk, zatüre formunu bekliyorduk. Bunun yanında birkaç da artık böbrek yetmezliği olguları olgu sonu şeklinde sunulmuştu. Ama gördük ki kendi ülkemize de geldikten sonra bu hastalık sadece bir klinik formla seyretmiyor. Asemptomatik olgularla tanıştık. İlk olarak bu işte koku kaybı ile bu hastalıkta gündeme geldi. Birçok üst solunum yolu enfeksiyonunda, influenza'da, grip enfeksiyonlarında koku kaybı söz konusu ama bu kadar yaygın değildi. Ve bir koku kaybı da artık bu hastalığın bulguları arasına girdi. Sonrasında işte vaka sayılarımız arttıkça gördük ki sadece solunum sistemini etkilemiyor, tüm sistemleri etkiliyor, dolaşım sistemini etkiliyor, kalbi etkiliyor ve hastalık geçtikten sonra bile kalpte perikardit dediğimiz kalpte sıvı toplanmasına, darlar arasında sıvı toplanmasına neden oluyor. Sinir sistemini etkiliyor, ciddi işte uyku hali, unutkanlık hali, işte koku kaybı gibi sinir sistemin etkilendiğini gördük. Sindirim sistemi herhangi bir şikayet olmayıp sadece bağırsak problemleriyle, ishal şikayetiyle gelen hastalarımıza baktığımızda koronavirüsler, yani
COVID olduğunu gördük. Eklemleri hareket sistemini etkiliyor. Sadece eklem ağrıları, sırt ağrılarıyla gelen hastalarda herhangi bir ateş, öksürük, solunum sistemi bulgusu olmayanlarda gene COVID-19 tutumlarını koymaya başladık. Yani hastalığın başlangıcında ilk bu panelimizde hep işte solunum şikayetleri, öksürükten bahsederken artık şu anda koronavirüsle ilgili herhangi bir ayrıcı, spesifik bir bulgu söz konusu değil. Evet, gene ateş ve öksürük önemli bulgulardan ama ateş öksürük olmadan da her bir şekilde koronavirüs olgularını görebilmekteyiz. İlk başlangıçlarda tanımızdan nasıl bir yaklaşımımız vardı? Bir yurt dışı bağlantısı arıyorduk. İşte Çin bağlantısı arıyorduk. Sonra Merkez Avrupa olunca İtalya bağlantısı, işte Fransa bağlantısı, Avrupa bağlantısı aramaya başladık ilk olası vakalarımızda. Ve doğrulanmış bir COVID hastasıyla temas hikayesi ararken artık şu anda polikliniklerimize gelen hastalarımızda herhangi bir şikayeti varsa ilk yapılması gereken şey COVID mi değil mi? COVID değilse diğer hastalıklar yönünden inceleme şeklinde dönüştü. Yani artık dediğim gibi tıp tarihinde de enfeksiyon hastalıkları tarihinde de ciddi bir yeniden bir yazılım söz konusu. Öncelikle biz hastaların COVID mi değil mi? COVID değilse başka diğer hastalıklar mevcut şu ana kadar bilinen hastalıklar neler? Onları araştırmaya başladık. Baş ağrısıyla gelen de, ishal olan da, işte eklem ağrısıyla gelen de, solunum sıkıntısı olan da, ateşin artık bakmaksızın bir COVID olabilir mi şüphesiyle hep bir yaklaşımımız söz konusu. Tabii buradaki en değerli testimiz sürüntüden PCR testi şeklinde. Tedavimizde maalesef çok bir değişiklik olmadı. Şöyle olmadı, yani etkin tedavi şeklinde bir değişiklik olmadı. Ama tedavi yöntemlerimizde gerçekten başlangıç ile şu an arasında ciddi bir değişim söz konusu. Ki bu ülkemizde de işte Mart ayında başladı, Nisan'ın sonlarında, ortasından sonra fark edildi ki entübasyon için acele etmemeyi öğrendik. Çin kaynakları halbuki bize hep şunu söylemişti. Erken entübasyon hayat kurtarıcı, daha hayatta kalma şansını arttırıyor diye. Ama bizim kendi tecrübelerimiz, dünya tecrübeleri de sonrasında aynı şeyi destekledi. Ne kadar geç entübe edilirse, yani son aşama ne kadar geç devredilirse hasta, o kadar hayatta kalma şansı gerçekten fazla olduğu görüldü. Çin kaynakları tedavideki yaklaşımlar ile kendi tedavi yaklaşımlarımız oldukça farklılıklar sergiledi. Biz erken safhada herhangi bir ilaç olmasa bile, yani direkt etkili bir antiviral veya direkt etkili bir ilacımız olmasa bile destekleyici tedaviler erken başlayıp ama entübasyonu ne kadar geç gerçekleştirirsek o kadar faydalı olduğunu gözlemlemiş olduk. Tedavi açısından çok bir şey değişmedi, sadece entübasyon açısından. Korunma, evet, ilk zamanlarda korunmayla ilgili ciddi tartışmalar vardı. Maske takılsın mı, takılmasın mı tartışmaları. Ki o dönemdeki tartışmalar hatalı mıydı? Hayır, kesinlikle değil. Çünkü maske şunu biliyoruz. Takanı değil, karşısındakini koruyor. Yani hasta olanın takması gerekli toplumun korunması açısından. Ve tabii Mart ayının başlarından itibaren düşünürsek ülkemizdeki vaka sayıları çok azdı. Yani 50'li 100'lü sayılardan bahsediyorduk. O dönemde toplumun maske takmasının bir fayda sağlayacağı değerlendirilmiyordu. Ama şu anda mevcut durum itibariyle fiziki tedbirler gene ilk başta olduğu gibi en bizim üst düzey korunma tedbirlerimiz olarak devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bir yıldır olan beklentimiz ise aşı idi. Tabii mutlaka beraberinde antiviral tedavi yaklaşımları da çalışmaları devam ediyor etkin bir tedavi yönelik. İnşallah o da kısa sürede piyasaya sunulacaktır. Güzel haberler alıyoruz ama daha onların deneme aşamaları aşı kadar kolay değil, daha uzun sürecektir. Ama biz halen fiziki tedbirlerimiz olarak maske, mesafe ve temizliğimize devam edeceğiz. Benden sonraki konuşmacı arkadaşımız aşıyı zaten bahsedeceği için şu anda ben herhangi bir aşıyla ilgili bir ifade kullanmayacağım. Süremi herhalde yeterli şekilde kullandığımı değerlendiriyorum. Sayın Başkan, tekrar sözü size devrediyorum. Evet, teşekkür ederiz Mesut Hocam. Şimdi zannedersem Oğuzhan Bey bir programı var. Bununla ilgili
kendisinin görüşlerini almak istiyoruz. Bu koronavirüs özellikle enerji bağlamında, petrol piyasaları bağlamında biraz konuyu değiştirelim. Tıptan farklı bir boyuta geçelim. Ne yaptı? Yani 2020'de COVID dünya genelinde ya da Türkiye özelinde enerji piyasalarında nasıl bir dalgalanma oluşturdu? Mutlaka bir negatif tabii bir etkisi var. 2021'de ne bekliyoruz? Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bahsedebilir misiniz? Tabii, çok teşekkür ederim. İlk önce Levent hocama, katılan kıymetli hocalarıma, hem TESPAM ekibine hem Siberen Defense ekibine çok teşekkür ederim. Levent hocamın da bahsettiği gibi biz bu konuyu belgede Türkiye'de bu tarz bir ortamda ilk defa ele alan kurumlar olduk. Mart ayında pandemi süreci daha başlamadan Mart başında bununla alakalı bir panel düzenlemiştik. Gerçekten etkiliydi. Daha o günlerde biz pandeminin pandemi haline gelmemişti. Biz daha hissetmemiştik. Salgının etkileri bireylere nüfuz etmemişti. Hayatımıza normal bir şekilde devam ediyorduk. Ta ki 15 Mart'a kadar, 15 Mart'ta biz bu etkinliği yaptıktan sonra bir anda bütün dengeler değişti ve hepimiz hissetmeye başladık salgını. Küresel anlamda hem ekonomik hem enerji bağlamında, sosyal anlamda, siyaset anlamında birçok dengeler değişti. Hatta biz daha o günlerde hocalarımdan da özellikle Levent hocamdan bu konuyla alakalı görüş sormuştuk geçen yıl yaptığımız etkinlikte. Bu bir laboratuvar projesi mi diye sorduğumuzda hani olasılığın yüksek olduğu ile alakalı cevaplar almıştık. Biz de TESPAM olarak bunun bir laboratuvar projesi olduğunu ifade ettiğimizi söylemiştik. Şimdi ben geçen yıldan bu yana neler değişti enerji yatırımları bağlamında ve benzeri hususlarla alakalı bir sunum yapmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Sunumu herhalde görebiliyorsunuz değil mi hocam? Görebildiğinizi varsayarak ben sunuma devam ediyorum. Burada evet, International Energy Agency'den aldığımız bazı küresel enerji yatırım grafiklerini yansıtmak istiyorum. Lakin bunu fikir olarak alın, rakamlara çok takılmayın. Bu Mayıs 2020'de International Energy Agency'nin ortaya koyduğu bir grafik, yaptığı bir projeksiyon, bütün 2020'yi kapsayan. Lakin International Energy Agency'nin petrol fiyatları ile ilgili yaptığı projeksiyonları da biliyoruz aynı dönemlerde. Yani petrolün 30 doların üstüne çıkmayacağını falan öngördükleri zamanlar olmuştu. Yani bu senaryolar muhakkak değişti. Tabii yine de şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın, açık mavi ile fuel supply dediğimiz daha çok benzin ve benzin, dizel bu tarz türevleri görmektesiniz. Power sektörle elektrik sektörüyle alakalı yatırımları görmektesiniz. Yeşille de energy and use and efficiency dediğimiz enerji verimliliği ile alakalı yatırımları görmektesiniz. Burada bir önceki yıla kadar genel kümülatif toplamın %20 olarak yatırımların azaldığını görmekteyiz. Ki bu yatırım anlamında en çok düşüş haliyle ulaşım sektörünün etkilenmesi akabinde ulaşımla birlikte ilgili konvansiyonel sıvı yakıtlar da olmuştur. Bunu farklı grafiklerden bakın yatırım trilyon dolar boyutlarında görmektesiniz. Hatta petrol grafiğini sol üstteki grafikten ifade edelim. Petrol grafiğinde yine petrol fiyatlarına bağlı olarak dalgalanmaları görmektesiniz. Power sektör dediğimiz yani yenilenebilir enerji üretimi ve dağıtım yani bütün ilgili tesisler ve benzeri trafolar, dağıtım hatları bunların hepsini içine alan bir yatırım bandı. Ha yine de her şekilde petrol endüstrisinin çok çok altında kalmış durumda. Kömür ve gazı görmektesiniz. Belli bir trendde kömür azalma trendinde, gaz küçük küçük yükselme trendinde devam ediyor. Aslına bakarsanız bu grafiklerde şunu da eklemek istiyorum. Gaz ve petrol yatırımlarını ilgili hani yani International Energy Agency bu grafikte hazırlarken nasıl ayırabildi? O konuyla alakalı bazı soru işaretleri var. Çünkü genelde upstream anlamında petrol üretirken gaz üretebiliyorsunuz, gaz üretirken petrol üretiyorsunuz. Yani ikisi ortak yatırım, belki ortak değerlendirilmesi daha mantıklı olabilir. Yine de power sektörün buradaki hani ağırlığını ve ilk defa mevcut pandemi sebebiyle petrolü kısmen yakaladığını, biraz da geçtiği yani geçti izlenimi verdiğini görmekteyiz. Öte yandan sağdaki grafikte yine petrol endüstrisinin neredeyse 250 milyar dolar civarında
2020 yılında düşüş bu 2019'da kıyaslandığında 250 milyar dolar civarında bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Aynı şekilde bakın power sektör, enerji verimliliği ve kömürde de düşüş var. Tabii en büyük düşüşü hiç şüphesiz ulaşım noktasında yaşadık. Ulaşım noktasındaki tüketim anlamında yaşadık. Ulaşım noktasındaki tüketim anlamındaki petrolün kilitlenmesi bütün petrol fiyatlarını çok ciddi anlamda etkiledi. Burada da yine küresel enerji yatırımını görmektesiniz. Hani yine petrol, doğalgaz ve power sektör ayrımında. Şunu ifade edeyim bakın buradaki 2010'dan 2014'lü hatta 15'li yıllara kadarki çıkıntılar petrol fiyatlarının aşırı yüksek gitmesi, olağanın üzerinde yüksek gitmesi sebebiyle gerçekleşen çıkıntılar. Yani hani 2000 bu dönemlerde peak yaptı sonra düştü diye algılamayın, aslında olması gereken normal petrol fiyatları normal seyresiydi şuydu. Yani 2016-2007'den normal dönemler. Bakın pandemi sebebiyle 2020 yılında çok ciddi anlamda arada farkın açıldığını görmekteyiz. Bu da hani upstream, midstream ve downstream diye ayrılmış kömür yenilenebilir. Bakın yenilenebilir enerji yatırımlarında dahi ciddi anlamda düşüş söz konusu. Bu grafik de önemli. Yani küresel literatürde pandemiyle birlikte hani şöyle bir algı oluştu. Petrolün düşmesi akabinde ya denmeye başlandı ki ya sanki petrolün devri bitti, petrolün devri kapandı, dünya hop birlikte yenilenebilir enerji politikalarına adapte olmuş şekilde. Aslında değil, dediğim gibi tüketim, ulaşımda tüketime bağlı olarak petrol tüketimi azaldı. Hatta %20 oranlarında azaldı belli dönemlerde, özellikle Mart ve Nisan aylarında ortalama baktığımızda. Birazdan grafiklerden de göstereceğim. Böyle bir azalma oldu. Biz bunu çok ciddi anlamda hissettik, fiyat anlamında da hissettik. Bütün OPEC Plus Plus dediğimiz Trump'ın dahi içine dahil olduğu bir müdahale ekibi silsilesiyle bütün dünya petrol fiyatlarına müdahale etti. Ve biz bunu küresel anlamda her yere yansıyan politikalarıyla birlikte bireysel olarak hissettiğimiz için, yani Covid nasıl bireysel olarak herkesi etkilemişse petrol fiyatları da bağlı olduğu bütün piyasaları aynı şekilde etkilediğinden biz petrol fiyatlarını çok konuşur olduk. Yani bakın petrol fiyatları dolar kurlarını etkiledi, petrol fiyatları altın fiyatlarını etkiledi, petrol fiyatları cari açıkları, dış ticaret oranlarını, her şeyi, pompa fiyatlarına kadar her şeyi etkiledi. Yani biz bu sebeple petrol fiyatlarını çok konuşur olduk. Tabii sandık ki Tesla gibi kurumlar da özellikle yaptıkları elektrikli araçlarla şu dönemde, çünkü bakın hani %700 oranında hisse değeri artışı gösterdi. Bazı reklam politikaları, bazı yatırım hamleleri ve soru işaretleriyle dolu bir yatırım, ya paramı nereye yatırayım sürecinden geçerken Tesla uygun bir yatırım aracı oldu. Yoksa hani bir anda elektrikli araçlar tap yapmadı. Hani onu vurgulayalım burada. Bu gerçekten önemli. Fiyatlar noktasında baktığımızda bakın Brent fiyatlarının bu January olarak soldan başlıyoruz. Hani 2019'larda gördüğünüz gibi 65 dolar seviyelerinden özellikle Mart ve Nisan aylarında ciddi anlamda çakıldı. Hatta VTI'ye bakarsak eksiye geçti ilk defa tarihinde. Amerika'daki VTI fiyatlarından bahsediyorum. Sonra tekrar toparlanma ile birlikte şu an 51 dolar civarında bir bantta devam ettiğini görüyoruz. Birazdan projeksiyonlara da geleceğim. Gazı görmektesiniz. Gaz, aslına bakarsanız gazda petrol kadar düşme yaşanmadı ama gazda da ister istemez bir düşme yaşandı. İlgili petrol fiyatlarının çok düştüğü dönemlerde. Tabii bu Amerika'daki New York piyasasındaki gaz fiyatları, yani Avrupa ve Çin'deki gaz fiyatları da aynı şekilde düştü. Ya da Hindistan'daki ya da Japonya'daki. Lakin petrol fiyatları kadar çok büyük boyutlu bir düşüş yaşanmadı. Uranyumda beklentilerin aksine bakın Mayıs ayından sonra uranyum fiyatlarında ciddi anlamda bir katlanma oldu. Kömür fiyatlarında tabii uranyum piyasası biraz daha küçük bir piyasa. Bu ilgili nakliye süreçleri ve benzeri bazı önlemler, bunlarla alakalı bir düşüş olarak öngörebiliriz bunu. Kömür fiyatlarında da yine petrol fiyatları gibi bir düşüş yaşandı. Lakin kömür kendisini çok daha hızlı toparladı. Hatta geçmişten daha yüksek seviyelere ulaştı kömür anlamında. Şimdi 2020 yılında bakın biz yine Mart ayında yaptığımız panelde, hatta onun biraz daha öncesinde biz bunları ortaya koymuştuk. Yalnız panelde de bunları anlatmıştık. Biz bazı tahminlerimizi ortaya koymuştuk. Ve bakın tahminlerimiz neydi? Gerçekleşenler neydi? Şimdi bakın mavi çizgiler, mavi olarak işaretlenenler.
Bizim tahminlerimiz Şubat 2020'de bizim resmi olarak paylaştığımız tahminlerimiz turuncular da gerçekleşen, yani 2020 sonunda gerçekleşen rakamlar. Bakın petrol talebi 100 milyon varil bölü gün civarından 80'lere düştü. Bizim aslına bakarsanız mesela biz şu şeyde falan Nisan ayındaki durumlarda falan yaklaşık olarak doğru tespit etmişiz. Yani talep noktasında, talep beklentileri noktasında aşağı yukarı projeksiyonlarımız gerçekleşenlere yakın seviyelerde. Hatta biz pandeminin biraz daha iyi yönetilip talebin biraz daha, yani sene sonunda tekrar aynı seviyelere geleceğini ümit ediyorduk. Tam olmamış. Öte yandan arz noktasında bakın, arz noktasında OPEC kesintilerini, Şubat ayında OPEC kesinti senaryolarını haliyle öngörmediğimiz için, çünkü Şubat ayında yapılmış, daha pandemi Çin'de yeni başlarken, bakın tabii o dönemde Şubat ayında biz bunları yaparken Çin'de talep düşüşü başlamıştı ki biz ona göre yapmıştık bunları. Bakın gördüğünüz gibi yani OPEC kesintilerini haliyle öngöremediğimiz için böyle bir talepte fark yaşanmış durumda. Arzda fark yaşanmış durumda. Arz talep dengeleri kıyaslamasına baktığımızda boş stok kapasitelerinde de haliyle bir farklılık oluştu. Bizim boş stok kapasiteleri öngörümüz çok daha farklı noktalardaydı. Tabii arz talep farkını da burada sağ alttaki grafikte görmektesiniz. 2020 yılı için ortalama baktığımızda gördüğünüz gibi biz mavilerle bizim Şubat sonunda ortaya koyduğumuz fiyat tahminleri maviler gibiydi. Lakin turuncu ile gösterilen şekilde gerçekleşti. Yine fiyat noktasında gerçekten hatta biz bakın sene sonunda 52-50 dolar fiyat bandını yakalamasını öngörmüşüz. Yine hatta sene sonunda tam son hadde ulaştığında, hani ay bazında baktığımızda Aralık ortalaması 50 dolar, lakin Aralık sonunda 52 dolara çıkacak diye öngörmüşüz. 51 dolar yakalanmış. Yani gayet başarılı bir tahmin süreci yürütebilmişiz. Bu konuda hani TESPAM'ı ve TESPAM ekibini de tebrik ediyorum. Bu bağlamda destek veren arkadaşları da tebrik ediyorum ki Mart ayında çok büyük uluslararası örgütlerin az önce ifade ettiğimiz gibi yani petrol fiyatları 30 doları geçmeyecek tarzında tutarsız tahminleri ile kıyaslandığımızda yani büyük başarı ortaya koyduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bizim tahminimiz 2020 yılı için 43,8 dolar ortalama yıl bazında. Gerçekleşen ise 41,5 dolar Brent fiyatları için konuşuyorum. Gelelim artık 2021 tahminlerimize. 2021 yılında bakın gördüğünüz gibi küresel talebin biz şu an zaten 92 bandında biraz çok küçük azalmalarla, yani 93 bandından çok küçük azalmalarla Mart ayına kadar, Mart'ta biraz artış belki, yani aşının etkisi artık bakın aşı yani burada hocalarımız konuşuyorlar, birazdan aşıdan da bahsedecekler. Yani petrol fiyatları eskiden Irak-İran gerilimi, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, efendim oradaki kriz, buradaki kriz, bunlarla uğraşırken ya da stoklarla uğraşırken, stoklar yine fiyatları etkiliyor ama şu an millet aşıya odaklanmış durumda. Yani aşı birçok şeyi değiştirecek diyor deniyor ya da aşı yaygınlaşacak deniyor. Algısal olarak, çünkü siz petrolü uzun vadeli satıyorsunuz, alıyorsunuz. Direkt olarak petrol fiyatları yükseliyor aşı ile birlikte. Talep artacak deniyor çünkü. Tekrar insanlar gezmeye başlayacak. Mutasyon sebebiyle aşı etkisiz olacak söylentilere çıkıyor. Bu da petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Artık hani aşıya endekslenmiş dev bir petrol piyasası ile karşı karşıyayız. Biz yine burada aşının da hani daha hani yetersiz olacağı, Şubat ayında dağıtım başlanacak, Mart ayında biraz etkili olacak hani gibi bir senaryo izledik. Tabii Nisan hani havaların ısınması ile birlikte daha rahat hareket ediyoruz. Dışarıda hocalarımızın da ifade ettiği gibi dışarıda hani sıcaklıkta virüs o kadar rahat bulaşmıyor ve yayılmıyor. Belli bir trend oranında artış öngördük ki 100 milyon varillere tekrar ulaşmıyor ama bakın gördüğünüz gibi Kasım aylarında peak yaptığı, tekrar aralığa girerken artık pandemi olur, başka bir şey olur, grip olur, farklı bir şey olur, tekrar biraz böyle azalma trendine girdiğini öngördük bu bağlamda. Burada da OPEC kesintilerinin Haziran'a kadar devam ettiği, kesinti politikalarına rağmen yine, çünkü şöyle söyleyeyim, bu seneki kesinti politikalarının aksine Kazakistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok devletin kesinti yapmama
ya da kesintiyi azaltma talepleri var. Öte yandan Libya'da üretim normal seviyelere gelmek üzere. Bunları öngörerek bir arz projeksiyonu gerçekleştirdik. Arz taraf ve boş stok kapasitelerini de buradaki grafiklerde görmektesiniz. Bu bağlamda bizim ortaya koyduğumuz 2021 fiyat tahmini, Brent fiyat tahmini gördüğünüz gibi sene sonunda 54 küsur 55 dolarlara yaklaşmış durumda. Ortalama olarak yani Aralık ortalaması 54 dolar fiyat bandına gelmiş olacak ve senenin ortalamasına baktığımızda bu petrol ihraç eden ülkeler için, petrol şirketleri için çok önemli bir rakam, 50,23 olarak hesapladık. Gelelim bir kıyaslama yaptığımızda, bakın 2019, 2020, 2021 yılları arasında bir kıyaslama yaptığımızda bakın 2000 yukarıdakiler maviler 2019, turuncular 2020, alttaki kırmızılar da pembeler, ya da öyle söyleyeyim, renk biraz karışık gözüküyor olabilir. 2021 yılını ifade ediyor. 2020'de 2019'dan 20'ye geçerken petrol fiyatları %35 toparlayalım. Son slide zaten bu. Son slide'ım. 2019'dan 20'ye geçerken petrol fiyatları %35 oranında azalmış. Petrolün hani talep hacmi %10 oranında azalmış. Bunları çarptığımızda bakın ekonomik olarak petrol piyasası %42 oranında küçülmüş. 2020'den 21'e geçerken de %20 oranında petrol fiyatlarında büyüme, %6 oranında talepte büyüme, totalde de %29 oranında, tabii enflasyon rakamları dahil değil buna, %29 oranında bir hacimsel, ekonomik olarak hacimsel büyüme öngörüyoruz petrol fiyatlarında. Benim yapacağım sunum bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sayın Tespan Başkanı'na bu sunusu için gerçekten ekonomi tabii ayırt edilmesi gerekiyor. Bu ekonomi koronavirüs pandemisi olmasa, daha doğrusu bu petrol fiyatları yine aynı mı olurdu, yoksa koronavirüs pandemisinin bir ilave katkısı oldu mu? Bunu tabii ayırt edilmesi lazım. Bir soru var Oğuzhan Bey. Şu şekilde 2021 yılı petrol fiyatları... Evet, buyurun. Yani sonra da cevaplayabilir, siz bilirsiniz. Yani sıcağı sıcağına, sizde bir de programınız var, gideceğim demiştiniz, o yüzden. Tabii ben cevaplayayım o zaman. Başka soru gelirse ben yine soru seansına yetişeceğimi düşünüyorum. Petrol fiyatları için nasıl etki oluşturacak? Zaten aslına bakarsanız bu aşı mutasyona yarayacak mı? Şimdi hocam onu cevaplayacak. Hani biz yarayacağını, mutasyona rağmen aşının işe yarayacağını düşünerek bir projeksiyon oluşturduk. Hocamdan dinleyelim. Hani projeksiyonlarımızı da biz buna göre oluşturduk ama kesinlikle gördüğünüz gibi bizim tahminlerimizde de çok ciddi anlamda pandemi petrol piyasalarını etkiledi. Şu an petrol fiyatlarını takip ederken aşıya ve pandemiye bakıyoruz. Ben bunu bir teknik insan olarak söyleyeyim, uzman olarak söyleyeyim. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Size sağ olun. Diğer konuşmacıya geçmeden Mesut Hoca'ya bir soru var. Şu şekilde, dünya genelinde koronavirüs rakamlarının sıfırlanması gerçekçi bir beklenti mi? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi gerçekten evet, güzel bir soru ama sadece bu koronayla ilgili, yani COVID'le ilgili değil, genel bir enfeksiyon hastalık olarak baktığımızda bunun sıfırlanması değil, toplumdan uzaklaşması söz konusu olabilir. Yani dolaşımının azalması şeklinde değerlendirebiliriz. Mesela 2009 yılında bu domuz gribi salgını başladıktan sonra aşı da uygulandı hemen akabinde. Aşılandılar bir grup, bir grup aşılanmadı. Ama son yıllara kadar halen H1N1 domuz virüsü kaynaklı virüs ve tabii ufak tefek mutasyonlara, değişimleriyle devam etti. Ama bu bir salgın aşamasından normal toplum içinde var olan bir hastalık durumuna düştü. Koronavirüs için de aynı şeyi bekliyoruz. Yani önümüzdeki bir 5-10 yıl boyunca dünyadan koronavirüs silinecek, artık görülmeyecek diye bir beklentimiz söz konusu olamaz. Evet, aşı inşallah etkileyecek. Beklentimiz o veya tedavi imkanları olacak. Bir kere yani toplumdan, yani dünyadan uzaklaşması için duyarlı insan sayısının azalması gerekli. Bu da iki şekilde karşımıza çıkacak. Biri aşı ile
duyarlı insan sayısını azaltmak. İkincisi de mevcut şu anki durumda hastalanarak insanların duyarlılıktan kopup artık ona karşı bir immünite koruyucu sisteminin gelişmiş olması. Ama tamamen sıfırlanması diye bir beklentimiz söz konusu değil, ama salgın halinden çıkıp bizim maskeli bir yaşantıdan normal yaşantıya dönmemize bir şekilde olacaktır. Ama dünyadan sıfırlanma söz konusu değil. Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca. Evet. Sesiniz gelmiyor hocam. Sesinizi açmadınız Levent hocam. Şimdi tabii petroldeki bu düşüşten bahsettikten sonra olayın ekonomik tarafından da bahsetmemiz gerekiyor. Gerçekten geçen sene Ocak ayında olay daha taze iken Abdullah hocam, şimdi sözü size vereceğiz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet avukatları Çin'e biyolojik bir silah olduğu bunun düşüncesiyle 20 trilyon dolarlık bir tazminat davası açmışlardı. Bu dava ne oldu? Ne kadarlık bir ekonomik resesyon var? Dünyanın gidişatı nasıl? Neler bekliyor bizi? Kısaca bir bilgi verebilir misiniz ekonomik açıdan? Şimdi ben de birazdan ekranda bir sunu paylaşacağım, ama öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Krizin ilk anda şok dalgaları geldiğinde krize karşı uygulanan politikalar bu belirsizlik giderilene kadar belli sınırlandırmalarla, belli desteklerle toplumun beklentisini yönetmek şeklinde de gerçekleşti biraz. Yoksa beklentilerdeki bir panik havasının derinleşmesi, ki birazdan ekonomik verilerde göreceğiz, gördüğümüz o kümülatif korona etkisini ekonomideki çok daha derinleştirmiş olacaktı. Şimdi şöyle evet hocam, şimdi herhalde ekranım gözüküyor. Evet, gözüküyor. Evet. Evet. Hocam şimdi aylık verilerle önce Türkiye'den başlayıp sonra bilhassa bizim yakın çevremiz Avrupa ülkelerinden de bazı örneklerle aylık veriyle bu koronanın ilk şok dalgasını nasıl etkilediğini, sonrasında da aslında şu an ne düzeyde bir telafiyle karşı karşıya kalıp kalmadığımızı değerlendirebileceğiz. Şimdi eğer tabii ilk şok dalgasına yönelik toplum beklentilerini de doğru bir şekilde kontrol edemeyecek olsaydık, o kaygıyla atılacak adımlar, mesela iş dünyasının atabileceği bazı adımlar, sonrasında biz normale yaklaşmış bile olsak, belki bir overreaction, bir fazladan bir reaksiyon ile telafisi çok daha güç noktalara gelebilirdi. Biz şimdi işsizlik noktasında rakamlara baktığımızda aslında görüyoruz ki Türkiye'de işsizlik rakamlarının, biliyorsunuz, işçi çıkarma yasağı, ondan sonra devletin bilhassa kısa çalışma ödeneği ve benzeri, bunun haricinde başka destekleriyle belli bir dengede tutulabildiğini görüyoruz. Yani buradaki Nisan ayında, Mart-Nisan ayında ayyuka çıkmış, Mayıs'ta da gördüğümüz, sonrasında da bir toparlanma. Fakat tabii şu var, bunu İşkur'un istihdam için yaptığı çalışmalar eksenli baktığımızda aslında tabii koronanın etkisini biraz daha görebiliyoruz. Mesela 2019 yılında Ocak-Kasım ayında açık iş sayısı 1.976.000'ken şimdi bu yıl Ocak ve Kasım ayları içerisinde bu rakamın 1.300.000 olarak gerçekleştiğini toplamda görüyoruz. İşe yerleştirmede de toplamda 1.384.000 gibi bir rakam geçen yıl aynı dönemde Kasım'a kadar bahis mevzuyken bu sene 792.000 olarak görüyoruz. Aslında şöyle, yani mümkün olduğunca etkileri minimize etmeye çalışırken, fakat bir yandan da şunu görüyoruz. Piyasada piyasanın hareketliliğinin yavaşlamasını da bir yandan burada gözümüze çarpmış oluyor. Bakın alttaki kayıtsız işsizin de 2019 Kasım ayında 4 milyonken
şu an 3 milyon olduğunu, aslında birazcık daha bu düşen işe yerleştirme rakamlarına rağmen bu rakamın gözüküyor olması birazcık da iş dünyasında, yani iş piyasasına girişle ilgili bazı noktalarda soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Tabii bu böyle bir süreç açısından çok doğal yaşanabilecek bir şey. Zaten biliyorsunuz öncesinde gelen bir Türkiye'nin de çok ciddi karşılaştığı ekonomi savaşları konusunun yansımaları vardı. Tabii bunların bir kısmının devamının COVID'le birleşmiş hali de diyebiliriz. Şimdi sanayi üretim endeksinde ise bakın bir ara 120'leri görebileceğimiz düzeyde olan endeksin çok ciddi bir şekilde Mart ve Nisan'daki düşüşünü görüyoruz. Bu tabii Türkiye'deki o dönemdeki önlemlerin bilhassa karantina ve bilhassa işte sokağa çıkma da diyebiliriz. Yani evlerde oturmamızın aslında o lockdown stratejisi dediğimiz kapanma stratejisinin etkileriyle. Fakat şu an geldiğimiz noktada şuradaki kümülatif etkilerin ilk anda tabii telafisi kolay olmayabilir. Fakat şu an geldiğimiz düzeyde aktivitelerin daha bir aktivite düzeyimizde, yani şu an faaliyet düzeyimizin bir toparlandığını görürüz. Hatta daha iyi düzeylere geliyor. Tabii telafi süreci biraz zaman alacak. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi imalat sanayindeki düşüş çok belirgin olmasına rağmen gıda ürünleri imalatında bu düzeyde bir düşüş görmedik. Bunu da vurgulamak istiyorum. Avrupa Birliği ile ilgili birkaç, Avrupa'nın 5 ülkesiyle ilgili de bir istatistik göstereceğim. Orada da göreceğiz. Gıda konusunda, yani böyle bir süreçte gıda üretiminin hala hacim olarak iyi durumda olduğunu ve hatta geçenlerde bir çalışma yaptık girdi çıktı tablolarıyla. Türkiye'deki tarım üretiminin, tarım çıktı miktarının hem bu gıda ürünleri imalatının da katkısıyla, ayrıca bazı alt kalemlerdeki ticaretin de katkısıyla aslında bizim iyi bir düzeyde bir tarım çıktığımız oldu bu dönemde. Onu da belirtmekte fayda var. Yani her şeyde kendi gösterdi tabii COVID etkisi olarak, ama tarım ve gıdadaki bir olumlu seyir ihmal edilmemeli. Bu aslında böyle dönemlerde gıdanın ehemmiyetini insanların vazgeçemeyeceğini de gösteriyor. Yani talebin azalmadığını, ona karşılık talebi de gösteren. Bakın burada da perakende satış hacim endeksleri açısından ele aldığımızda, perakende satış endeksinde dikkat ederseniz 120'lerden 84'lere kadar bir düşüş görülürken, fakat bu olumsuz seyri yine gıda, içecek ve tütün için görülmediğini de. Tabii burada şu da var. Burada hükümetin aldığı önlemlerin etkisini de görmekteyiz. Yani tedariğin gıda açısından, bilhassa temel ihtiyaç maddelerinin tedariği açısından zincirin kırılmaması için özel bir çaba sarf edilmesi, verilen muafiyetler, bununla birlikte de tabii böyle zor durumlarda talebin yani düşmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığıyla da bir düşünüldüğünde böyle bir durum gözlemliyoruz ve tabii bunu değişen aslında paradigmaya örnek olması açısından da bakın Ocak 2019'da 175'lerde olan posta yoluyla internet üzerinden perakende satış hacminin şu an geldiğimiz noktalarda 400'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Şuradaki Ekim 2019 burada bir okulların açılması ve benzeri konuların bir etkisinin görülmesi, ama trendin nasıl yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bu korona sonrası aslında hayatımızda neler değişecek konusunda önemli bir nokta. Ona da kısaca değinmiş olacağız sunumu bitirdiğimizde. Şimdi dış ticarette yalnız hem ithalat hem ihracatta, turuncu olan ithalat, mavi olan ihracat, Nisan ayında yani ciddi düşüşleri görüyoruz. Fakat güzel olan şu ki şu an geldiğimiz noktada artık yani bir rutine gelme durumu söz konusu. Şimdi bizim burada aslında ifade ettiğimiz ilk başta da yani faaliyetlerdeki düzeyler eski düzeyleri yakaladı. Hatta bazı noktalarda geçmekte. Fakat mesele şu aradaki kümülatif şok düzeylerinin minimize edilmesiydi. İşte bu da mümkün olduğunca bazı önlemlerle toparlanmaya çalışıldı. İşte o ilk başta toplumdaki belirsizlikten kaynaklı panik havasının geriye dönüşü olmayacak şekilde sonuçlar doğurmaması için alınan önlemler, biraz da bu yönüyle değerlendirmek lazım konuyu. Ve ama burada asıl korona sonrasında
şu aşı eksenli de diyelim. Yani biz şimdi biz de aşı konusuna geliyoruz. Yani aşı toparlanmadan çözemeyeceğimiz çok önemli bir konu var. İster istemez ticari faaliyetlerde bazı toparlanmalar ve benzeri oluyor ama insan hareketliliği aşı belli bir düzeye gelmeden istenen düzeye kolay ulaşacak gibi gözükmüyor. Şimdi 2019 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısını şöyle ele aldığımızda mavi renkli. Şimdi bu tabii ki orada biliyorsunuz yaz döneminde Temmuz'da Ağustos dönemindeki o peak yüksek noktalar. Fakat bu arada bakın bu sene gerçekleşen rakamlarla şöyle bir kümülatif fark var. İşte insan hareketliliğinin minimize olmasının bize böyle bir kümülatif yükü oldu bu sene içerisinde. Bunun toparlanması ki şu an yine bir yaklaşık şuralarda bir toparlanmaya yaklaşıyoruz gibi bir noktadayız ama tam bir toparlanma ve bir dahaki sene şu sıkıntılı yükten kurtulmamız bizi aşının etkisine ve aşının bir an önce toplumun genel daha genel düzeyde aşılanmasına götürüyor. Kümülatif etkiyi şöyle yazdığımızda da bakıyoruz. Yani 2019 Ocak ve 2019 Ocak-Ekim ve 2020 Ocak-Ekim arasındaki kümülatif 29.479.000 Türkiye'ye gelen yabancı sayısındaki düşüşü görmekteyiz. Yani bu rakamların gelir olarak karşılığı ise 2019 yılı 12 aylık 34 milyar 500 milyon dolarlık gelirin, tabii şu an 9 aylık rakam veriyorum ama bunu bu son aylarda bunun artacağını düşünerek direkt yıllığa çevirmiyorum ama 8.1 milyar dolarlık 2020'de bir turizm geliri görüyoruz. Yani bunun hadi düzenleyelim bunun 15 milyara çıkacağını ya da 14 milyar gibi ümit etsek de geçen seneki gelirin yarısına yakın dolar cinsinden gelir kaybı olduğunu görüyoruz. Toparlayalım. Toparlayalım. Toparlayalım konuyu yani. Tamam hemen. Şimdi AB ülkeleri açısından da baktığımızda biz bunu görüyoruz. Yani Nisan'daki bu Şubat'la başlayan aslında Mart-Nisan'daki ciddi düşüşü, sanayi üretim endeksinde düşüşü, aslında hemen hemen birçok ülkede, perakende cirodaki düşüşü ama gıda, içecek ve tütünde Avrupa'da da yine bu düşüşün gözlenmemesi ve burada da yine Avrupa ülkeleri, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık için bakın ikinci ayda da başlayan üçüncü, dördüncü ayda 2020 içerisinde ve neredeyse sıfıra yaklaşan havayolu taşımacılığı rakamları var. Yani tüm dünya aslında bu insan hareketliliğinin artışı. Turizm amaçlı geceleme sayısı bakın Almanya, İspanya, İtalya açısından yani şu İspanya'daki durumun ne durumda olduğu. Fakat şu an işte toparlanmalar gözlemlenmekte. Avrupa'daki işsizlik oranı bir de tabii Amerika'nın da şu koyu maviyle gösteriyoruz. Amerika tabii farklı bir boyutuyla yaşamış yani bu durumu. Şimdi bunları dikkate alarak aslında önümüzdeki dönem için ne diyeceğiz? Şunu diyebiliyoruz biz. Yani yaklaşık şu an rakamlarda bir iyileşme var aylık bazda ama kümülatif yükler fazla. Bu kümülatif yüklerin mesela turizm açısından insan hareketliliği gerektiren noktalarda daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Ve aşının etkisini gördükçe bunun da toparlanarak faaliyetler açısından bir toparlanma. Ama bu kümülatif etki ileride farklı şekillerde karşımıza çıkacak. Fakat bir o kadar da önemli bir kırılma ile karşı karşıya kalma durumundayız. Neden? Zaten dünya 2008 küresel krizinin etkisini çok ciddi yaşarken o dönemden başlamış olan korumacılığın artan bir durumu var. Bütün bu süreçlerin hepsi dünyada artan korumacılık sınırların içine geçme gibi bir duruma bizi götürüyor. 2011'de küresel değerciler daralmanın daha net gözlemlenmeye başladı. 2018 ABD-Çin ticaret savaşları biliyorsunuz bizim de şahit olduğumuz tabi ABD sadece Çin'le değil Avrupa Birliği'de de bu ticaret savaşının ayyuka çıkma durumu başlangıcı oldu ve Covid-19. Bunlar yan yana gelince sonra şu soruyu sorarak değişen güç dengeleri vardı. Amerika ve Çin biliyorsunuz Çin şu an iki göğüsleme noktasında gerek ekonomik gerek teknolojik birçok yönde çok ileri noktada. Sonra acaba bu salgınlar yarın öbür gün tekrar ederek karşımıza çıkacak mı gibi sorular bizi ileri dönük şu soruyla karşı karşıya getiriyor. Yeni bir globalleşme dalgasıyla mı karşı karşıya kalacak? Yoksa globalleşmeden geriye dönüş mü? Ona da şöyle cevap verebiliriz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, nesnenin interneti, 5G gibi konuları dikkate alınca
Yani mal ve hizmetler yeniden tanımlanma durumunda karşı karşıya iş süreçleri. Sonra yani açılan sınırlar ekseni küresel değer zincirleri bahis mevzuydu önceden ama şimdi korumacılık ekseni acaba yeni bir küreselleşme algoritmasıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Ki üçüncü büyük çözüme dediğimiz böyle bir durumda bahis mevzu olabilir. Biz böyle bir durumda ülke olarak şunu yapmakla karşı yapma ihtiyacındayız. Çok planlı ve programlı bir şekilde önümüzdeki dönem için ekonomik simülasyonlarla yapacağımız adımların olası etkileri ne olur değerlendirerek ciddi bir ticaret ve ekonomi diplomasi yürütmemiz gerekiyor. Yeni işbirliklerine odaklanmamız gerekiyor. Şimdi evet. Hocam genel çerçevede bir hızlıca bir konuyu toparlamaya çalıştım. Ama kolay bir süreç değil. Ciddi bir satranç oyununa benzer küresel ekonomide öne çıkma diplomasisiyle karşı karşıya olacağız. Biz burada avantajlıyız. Bu avantajı kullanabilmemiz için karar destek mekanizmasını destekleyecek kişilerin yani hükümetimizin karar alması için çok çalışması lazım diyeyim. Ben süremden değer kusura bakmayın diyeyim eğer fazla bir süre. Teşekkür ederiz gerçekten. Yani evet ekonomik gidişat önümüzdeki aylarda daha çok netleşecek gibi duruyor. Şimdi diğer konuşmacı bu sefer tıbbi bir konuşmaya Doktor Zahir Bey. Gerçekten merak edilen şu son günlerin popüler konuları mutasyon ve aşı ile ilgili sorular da var. Ben bir soruları okuyayım ondan sonra sözü vereyim. Hem bu sorulara da cevap vermiş olursun hem de bu konuda bir açıklama da alırız senden. Şimdi bir soru bir taraftan aşı çalışmaları yürütülürken diğer taraftan mutasyona uğrayan virüs nasıl bir etki oluşturacak demiş. Bir evet arkadaşım. Onun dışında yine benim gönderdiğim yine ilişkili bir soru var. Aşı yoluyla daha doğrusu hava yoluyla bulaşan ve yayılan koronavirüsü aşı yoluyla tamamen yok etmek ya da bağışıklık sağlamak mümkün mü? Bu sorular çerçevesinde bir senin sunumunu da alalım. Belki yine katılımcılardan çünkü popüler bir konu soru sormak isteyen olabilir. Hangi aşıyı tercih edelim diye. Bir dinleyelim seni. Evet. Sayın Başkan, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar. Ben sunumumu Türkiye ve dünyadaki COVID-19 aşı çalışmaları şeklinde derledim. Bununla alakalı çalışmalar yaptım ve insanların gerçekten akıllarında kalan çok fazla soru olduğunu değerlendirdim. Malum aşının önemi büyük. Herkes pandeminin gerilemesi için aşının gelmesini bekliyor. Hem ekonomik anlamda hem de sosyal hayat anlamında. Burada öneminden bahsedecek olursak her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı 2,5 milyondan fazla çocuğun ölümünü önlediği söylenebilir. Ayrıca pandeminin sona erdirilmesi için de aşının büyük önemi var. Burada bazı tanımlamalarımızı bilmemiz gerekiyor. Eradikasyon ve eliminasyon tanımı. Biz 1800'lü yıllardan beri aşı tarihine baktığımız zaman aşılar kullanıyoruz, bunları üretiyoruz. Ama sadece çiçeği eradike edebildik. Yani tamamen bu hastalığı ortadan kaldırdık ve bununla alakalı herhangi bir korunmaya ihtiyacımız yok. Ancak eliminasyon tanımına baktığımız zaman elimine etmek anlamı şöyle bir anlam. Hastalık sayısını sıfıra indiriyoruz. Ancak korunma yöntemlerine mecburen devam etmek durumundayız. Covid'le alakalı olarak bir eradikasyondan bahsetmemiz çok mümkün değil ama elimine etmek için aşı çalışmalarının değeri çok kıymetli. Zaten bunun için çalışıyoruz. Aşıya baktığımız zaman da ikiye ayırmak mümkün. Konvansiyonel aşılar, biyoteknolojik aşılar olmak üzere. Bunlar da günümüzde şu an tartışılmakta malumunuz. Biz Çin'den bir Sinovac firmasından inaktif yani konvansiyonel geleneksel tipte bir aşı aldık. Ama Amerikan ve Alman yapımı bir mRNA aşısı, biyoteknolojik aşıların da mevcudiyeti var. Bunların avantajlarından da bahsedeceğim. Ondan önce kısaca şunu değerlendirmemiz lazım. Bir aşının içeriğinde neler var? Aşının içerisinde antijen,
patojenin sunum şeklini belirliyor ve aşılar buna göre şekillenmiş oluyor. Adjuvan dediğimiz aşının etkinliğini, vücuda verildikten sonra etkinliğini arttıran maddeler oluyor. İçerisinde koruyucular, tamponlayıcılar, yüzey aktif maddeler, kalıntılar ve seyreltici olarak dilüentler kullanılıyor. Bunu neden bahsettim? Çünkü halkımızda şöyle bir algı var. Genelde de sorular buradan geliyor. İşte kalıntılarda alkol kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? İşte antibiyotik kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Veyahut işte domuz jelatini var mı, yok mu şeklinde. Bununla ilgili ben insanlara şu cevabı veriyorum. Aşı içerikleri Sağlık Bakanlığımız tarafından çok ciddi anlamda kontrol edilmekte. Dolayısıyla bir etil civanın sağlığa zararlı olmadığını kabul ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul ediyor. Vücuttan 7-10 gün süre içerisinde yarılanma ömrü olduğu için atıldığını kabul ediyoruz. Veya diğer kullanılan maddelerin ne oldukları tarafımızca biliniyor. Aşı geliştirme döngüsüne baktığımız zaman şunu değerlendirmemiz lazım. Bu döngünün belli bir süresi var. Belirli bir süresi var. Bu 10-15 yıl kadar süren bir süreç. Yani bu klinik öncesi aşamaları, faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz klinik aşamaları ve onaylandıktan sonra kullanım aşaması, faz 4 aşaması şeklinde devam ediyor. Ama bu aşı geliştirme döngüsü 10-15 süren yıl süren bir döngü ama bizim dünya olarak bu kadar zamanımız yok. Dolayısıyla biz bu aşı geliştirme döngüsünü 10 ay ve 1,5 yıl arasında tamamlamış olduk. Faz çalışmalarına baktığımız zaman da şu an bazı aşıların, önemli aşıların faz 3 aşamasında olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı aşıların ticari isimlerini de vereceğim. Türlerine de kısa kısa değinmek istiyorum. Yapılan aşıların tamamında bununla ilgili bir sunum yok mu? Slaytların yok mu? Hani paylaşalım. Sunum var ancak şu an bilgisayar kaynaklı bir hata veriyor. O yüzden açamadım hocam. Peki. Normalde var sunum. Şu an ben sunumumdan yapıyorum zaten. Kusuruma bakmayın. Spike proteini üzerine hocam şeyleri yapıyorlar. Aşı türlerini yapıyorlar. Canlı aşı var, inaktif aşı var. Bunlar geleneksel aşılarımız. Canlı aşı haricinde tüm aşılarımız iki doz yapılıyor. İmmün bağışıklığı daha kuvvetlendirmek için. İnaktif aşı öldürülmüş bir virüs enjekte ediliyor vücuda. Subunit aşısı dediğimiz aşıda ise bir virüsün S protein parçasını sadece alarak vücuda verilmesi söz konusu. Bir de biyoteknolojik aşılarımız var. Bunlarda vektör aşıları gibi, DNA aşıları gibi, RNA aşıları gibi aşılar mevcut. Bunlarla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. İnaktif aşı dediğimiz zaman iki tane Çin firması var. Sinovac ve Sinopharm. Sinopharm'ın da iki tane aşısı var, inaktif aşı olacak şekilde. Sinovac'tan biliyorsunuz ülkemiz aşı aldı. 50 milyon doz kadar aldı. Bu aşılar şu an tartışma konusu ama sunumum sonunda gerekli değerlendirmeyi yapacağım. mRNA aşılarına baktığımız zaman da mRNA aşıları olarak da hem Moderna'nın hem de Pfizer'ın Amerikan ve Alman yapımı aşıları mevcut. Viral vektör aşılarına baktığımız zaman da İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik aşıları mevcut. Bu aşılar şu an faz 3'te ve FDA tarafından acil kullanım onayı verildi bu aşılara. Ülkemiz inaktif aşı olarak Sinovac'ı tercih etti. mRNA aşısı olarak da Pharma Pfizer'ın aşısını tercih etti. Bunların birbirlerine karşı üstünlükleri var. İnaktif aşıda az sonra mutasyonla alakalı bilgiler vereceğim. İnaktif aşıların bağışıklık yanıtı biraz diğer aşılara göre daha düşük. Ama bildiğimiz bir teknoloji ve yıllardan beri uygulanan bir teknoloji. Dolayısıyla güvendiğimiz bir teknoloji. Ama mRNA aşılarının da şöyle bir avantajı
olacağını değerlendiriyor uzmanlar. Mukus salgısındaki koruyuculuğun yüksek olduğu, koronavirüsün de zaten özellikle hava yoluyla bulaştığı için daha etkin olacağını değerlendiriyorlar. Tabii ilerleyen çalışmalarda bu ortaya çıkacaktır. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde klinik aşamada 61 tane aşı var. Preklinik aşamada da 172 tane aşı var. Peki Türkiye'deki durum nedir? Aşı bakımından bir umudumuz var mı? Ya da geliştirdiğimiz aşılar ne durumdadır? Kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine girmiş 10 tane aşımız var. Hem DNA aşısı, hem RNA, hem vektör, hem inaktif aşılar çalışıyoruz biz. Toplam 10 tane aşımız listeye dahil olmuş durumda. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamaya göre de preklinik aşamayı tamamladığımız, kliniğe başladığımız 5 tane aşı var. Burada en önemlisi Nisan ayını hedeflediğimiz bir aşı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin, ERAGEM'in 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle faz 2'ye başladığı aşı. Bu aşıyı Nisan'da sunmak istiyoruz. Ama bunu sunmadan önce bunun üretimini yapabilecek firmalarla anlaşmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı da çalışmalar devam ediyor. Bizim ülkemizde FDA gibi, Avrupa İlaç Dairesi EMA gibi bir ruhsatlandırma veren bir yapımız var. Bu da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Bu kurum Nisan ayında bu aşının büyük ihtimalle Türkiye'de yapılabileceğini öngörüyor. Bizim de umutlarımız o şekilde. Bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü aşılamayı öncelikle sağlık çalışanlarına ve sosyal hizmet çalışanlarına yapıyor. İkinci aşamada 65 yaş üstü ve riskli gruplara, daha sonra geri kalan topluma aşılama yapıyor. Bizim Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşılama faaliyeti 4 aşamadan oluşuyor. Ben iyi bir çalışma olduğunu değerlendiriyorum bununla alakalı olarak. Aşıların maliyetiyle ilgili konuşmak gerekirse, yapılacak aşıların maliyetiyle ilgili. Çünkü Çin aşıları çok eleştiriliyor, ucuz oldukları zannediliyor ama o şekilde değil. İngiliz ve Rus aşıları vektör kaynaklı aşılardır ve en ucuz aşılar bunlardır. Bunlarla alakalı ben yeterli bilimsel veri göremedim. Dolayısıyla çok fazla bununla alakalı bilgi toplayamadım ama en ucuz aşılarımız bunlardır. Çok fazla tercih edilmiyorlar. Türkiye'de zaten bunları tercih etmedi. İkinci olarak bildiğimiz geleneksel yöntemler kullanılan, fiyat olarak orta fiyatta olan inaktif aşıları görüyoruz. Sinopharm ve Sinovac, ki biz 50 milyon Sinovac aşısı aldık. İkinci olarak maliyet açısından bu aşıları görüyoruz. Ardından da Amerika'nın ve Almanya'nın ortak yapımı Pfizer ve Moderna aşılarını görüyoruz. Gelecek için aşı olarak umutlu muyuz? Umutluyuz. Çünkü etkin olduğu faz çalışmalarında değerlendirildi. Ancak daha da araştırmaya bunlar muhtaç. Bu önümüzdeki süreçte Mart-Nisan ayına doğru daha da yeni veriler ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunun ışığında önümüzü daha net bir şekilde görmüş olacağız. Mutasyonla ilgili müsaade ederseniz bir konuya değinmek istiyorum. İnfluenza gibi hızlı mutasyona uğrayan bir patojen değil koronavirüs. Dolayısıyla aşıların etkin olacağı değerlendiriliyor. Eğer ki mutasyona karşı etkisiz kalırsa mRNA aşılarının, özellikle Pfizer'ın yapmış olduğu mRNA aşısında spike proteininin genetik yapısı değiştirilerek buna karşı etkinlik tekrardan sağlanabileceği, bunun 6 hafta süreceğini ama tekrar onay aşamasından geçeceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla dünyada yaygınlaşmış olan korkuya gerek yok. Aşıdan yana büyük umutlar var. Umarım Nisan ayı geldiği zaman, ülkemizin aşısı da ortaya çıktığında önümüzü daha
net bir şekilde aydınlatma imkanı buluruz hocam. Peki, teşekkür ederiz. Sen bu soruları görebiliyor musun Zahir Bey? Görüyorum hocam. Şurada hava yoluyla bulaşan ve yayılan koronavirüsü aşı yoluyla tamamen yok etmek ya da bağışıklık sağlamak mümkün mü? Hocam, bağışıklık sizlerin bildiği gibi vücutta olan bir şey. Dolayısıyla hava yoluyla bulaşan bir virüsü aşılama ile bağışıklık tabii ki sağlanabiliyor. Çocukların aşılanmasıyla ilgili bir soru var ama çocuklar için şu anda aşılanma söz konusu değil. Hocam, evet. Moderna 16 yaşından büyükleri, Pfizer'da 18 yaşından büyükleri, aynı şekilde inaktif aşılarda da 18 yaşından büyükler aşılandı hocam. Çocuklarla ilgili herhangi bir aşı programı görmedim. Hatta bugün gelen bir bilgi var. Bu Türkiye'deki yapılacak olan Çin aşısı dediğimiz aşının 60 yaş üzerine de uygulanamayacağı şeklinde bir bilgi geldi bana. Ama bunu tabii bir araştıracağız. Çünkü 60 yaş üstü aslında riskli gruptu. Bu yaş grubu o aşıyı bekliyordu. Fakat şöyle bu tür bir bilgi var. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacaktır. Meksika'daki... Evet, buyurun. Bir şey ekleyeyim. Hocam, faz 1 çalışmalarında çocuklar hariç, yani 18 yaş üzerinde 65 yaş üstündeki kronik hastalarda da, yani faz 1A, 1B, 1C şeklinde yan etki araştırılması yapıldığını ben gördüm hocam. Yani bununla ilgili daha da derin araştırmalar yaparız ama bununla alakalı yan etki bakıldığını biliyorum. Şu an aşılar malumunuz bildiğiniz üzere faz 3'teler ve acil kullanım onayı alıyorlar hocam. Yani onun dışında bu Meksika'da aşı olan bir kişinin 24 saat içerisinde eks olması, yoğun bakıma gitmesi gibi bir şey söz konusu. Yani bu tamamen kişiye özgü bir durum olduğunu düşünüyorum. Alerjik bir reaksiyon geliştiğinden muhtemelen böyle bir durum var. Aksi takdirde alınan o inaktif virüsün kendisinin zaten böyle bir ölümcül, yani 24 saat içinde bir ölümcüllük etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Kobay mı oluyoruz diyorlar. Yani bu yapılacak olan aşıyla biz kobay mı olacağız, denek mi olacağız? Bununla ilgili bir yorumunuz var mı acaba? Hocam şöyle söyleyeyim. Bu aşı sunumunu hazırlarken özellikle CDC, FDA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden yararlandım. Kesinlikle denetleme mekanizmaları çok kuvvetli hocam. Yani bir yan etkiyi mutlaka çok ciddi şekilde araştırıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, faz 4 çalışmasına geçildiği anda dahi sürekli bir bilim kurulu, toplum sağlığı kuruluşları sürekli bunların yan etkilerine bakıyorlar. Dolayısıyla bence böyle düşüncelerin beynimizde yer etmesine gerek yok. Dolayısıyla mutlaka yan etki görüldüğü zaman toplum sağlığını etkileyen bir durumda aşı geri çekilecektir hocam. Peki, teşekkür ederiz. Bu arada İbra Hanım, Murat Karabigalı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Beytullah Bey'e sorularından dolayı. Ve diğer konuşmacı Neşat Bey. Neşat Bey halkın içinde, halkın nabzını tutuyor. Koronavirüs de yaşamın tam ortasında. Sosyal olarak, toplumsal olarak etkilenmeler nelerdir? Ne bekliyoruz 2021'den? Ne yapacağız? Okullar kapanacak mı? Tekrar açılacak mı? Çocukların bu tür soruları var. Kafelere ne zaman gidebileceğiz? Buyurun Neşat Bey, bu sorulara cevap verebiliyor muyuz? Halkımız ne düşünüyor bu sorularla ilgili? Evet, teşekkürler Levent Hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor, çok güzel. Evet, teşekkürler. Bilgisayarda problem olduğu için telefondan bağlandım. Yok, her şey çok iyi. Yani ses gayet iyi, görüntünüz gayet iyi. Her şey süper. Yani. Tamamdır. Buyurun. Tamamdır. Çok teşekkürler. Evet, kıymetli izleyenler, bu panele gerek yorumlarıyla katılan kıymetli konuklar, kıymetli hocalarım ve gerek ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlere öncelikle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum bizlere vakit ayırdıkları için. Tabii ben gazeteciyim.
Milat Gazetesi'nde de Ankara temsilciliği görevinde bulunuyorum. Aynı zamanda da TESPAM'da genel sekreterlik görevinde bulunuyorum. Yani iki tane yoğun çalıştığım bir iş var. Bu bağlamda da size enerji boyutuyla ilgili bilgiyi ben vermeyeceğim. Zaten Oğuzhan Bey o konuda yeterince aktarım yaptı. Abdullah Bey de ekonomik çerçeveyi çizdi. Ben işim olan gazetecilik boyutuyla ilgili size bilgi vereceğim. Tabii Türkiye 2020 yılında kendisine çok başka bir rota çiziyordu. Yaptırımların esas alındığı bir 2020 yılıydı. Biz acaba Avrupa Birliği ve daha çok Amerika'dan gelecek yaptırımlar konusunda ne gibi sıkıntı çekeriz gündemiyle 2020'ye girmiştik ki hemen Wuhan'da ortaya çıkan virüs tüm gündemi değiştirdi dünyada olduğu gibi. Türkiye'nin gündemi virüsle mücadele ve ekonomik olarak ayakta kalma oldu. Bu süre içerisinde yaşanan da birçok gelişme vardı. Bu gelişmeler birçok şeyi değiştirdi. Evvela ben şöyle kısa bir öne çıkan noktalara değinmek isterim. Pandemi döneminde, yani panel konumuza da ilişkili olsun diye, 2020 yılında pandemi döneminde pandemiye rağmen gerçekleşebilmiş olan bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Nedir? Bunlardan bir tanesi İdlib saldırısı. Suriye'de İdlib bölgesinde 33 asker şehit oldu biliyorsunuz. Suriye hükümetinin gerçekleşmesiyle. Kıran kırana bir yayılan virüs döneminde bile insanların acaba virüse yakalanıp öleceğim mi korkusu yaşamadan savaşmaya devam ediyor olması veya bunu fırsat biliyor olması bazı dengelerin sağlıktan önce gelmeye devam ettiğinin en açık göstergesi. İdlib saldırısı, askerlerimize yapılan bu hain operasyon tabii ki Bahar Kalkın Harekatı'yla karşılık buldu ve Suriye hükümeti ciddi bir zarar elde etti. O yüzden bu kısma vurgu yapmak istiyorum. Yani savaşlar maalesef pandemi döneminde son bulmadı. Maskelerle, hatta biz Suriye'deki çatışmalarda gördük fotoğraf karelerinde, maskelerle çatışmalar devam etti. Bu önemli. Yani başka önemli olan bir şey Ayasofya'nın açılmasıydı. Ayasofya'nın açılması tabii ki birçok kişi tarafından dini bir ritüelin tekrar yerine getiriliyor olabilmesine si noktasında güven verici oldu. Yani Türkiye köklerine dönüyor. Biz artık tekrar değerlerimizi yücelterek eski inanışlarımızı, eski duruşumuzu geri kazanacağız algısına katkı sundu Ayasofya. Neden Ayasofya'yı da ekstra gündeme getirdim? Çünkü pandemi döneminde birbirimizden kaçmak için tabiri caizse çok ciddi bir uğraş verirken Ayasofya'nın açılışındaki ilk cuma namazında neredeyse üst üste cuma namazı kılındı. Bu da demek oluyor ki insanlar sadece savaş durumunda değil, aynı zamanda inançları için çok önemli bir durumda pandemi gibi hayatlarını riske atacak bir şey göz ardı edebiliyorlar. Bu da yine bu dönemde bu panel kapsamında özellikle dikkat çekmek istediğim bir şeydi. Bunun dışında doğalgaz keşfi gibi birçok olay var. Tabii bunlara girmeyeceğim. Bunlar daha farklı boyutlar. Ben daha gazetecilik boyutunda tutmak istiyorum işin çerçevesini. Hayatın içerisindeyim. Bu dönemde en çok yaşanan problem pandemiyle beraber işte ev hapisleri, dükkanların kapatılması, kısıtlamaların gelmesi oldu. İnsanlar bir anda acaba işsiz mi kalacağız derken işsiz kaldılar. Bunu önlemek için işten çıkartma yasağı getirildi ve o yasak geçtiğimiz günlerde bir daha uzatıldı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Fakat buna rağmen çok ciddi bir istihdam kaybı oluştu. Abdullah hocamız zaten istihdam kaybına vurgu yaptı. Bu istihdam kaybı demek ekonominin durması demek. İnsanlar acaba tekrar işime dönebilecek miyim? Döndükten sonra maaş alabilecek miyim? Aldıktan sonra tekrar toparlayabilecek miyim korkusu yaşıyor bu dönem. Bu tabii ki siyasete de sıçradı. 2020 dönemi pandemiyle mücadele tüm dünyadaki siyasileri ve yönetimleri zorladığı gibi Türkiye'yi de zorladı. Türkiye'de bir anda bir erken seçim tartışması gündeme geldi. Muhalefet kesimi durumdan istifade ederek erken seçim konusunu dillendirir hale geldi. Halbuki 2020'nin başlarında bırakın erken seçim konusunu konuşmayı, herhangi bir seçim, zamandan önce bir seçim yapılmasının söz konusu bile olamayacağına yönelik açıklamalar vardı. Çok kısa zamanda bu algının ortaya gelmiş olması, bu söylemin benimsenmiş olması tabii ki pandeminin yıkıcı gücünden faydalanmak isteyen
siyasilerin de girişimiydi. Pandemi yani siyasette de böyle bir etkiye neden oldu. Tabii biz mecliste bir taraftan Cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda, sahada çalışmaya devam ettik. İnsanlar ev hapsinde olmasına rağmen gazeteciler sokakta olmaya devam etti. Kamunun dördüncü büyük gücü, kamuyu denetleyebilmek ve insanların haber alma özgürlüğünü sağlayabilmek adına sokaklardaydı. Bu bağlamda da gerçekten bizim gazeteci dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan da hastalık geçiren, hatta çok genç yaşında vefat edenler oldu. Onlara burada sizlerin huzurunda bir de Allah rahmet eylesin demek isterim. Çok fazla öne gelmeyen bir durum bu. Özellikle değinmekte fayda var. Bölge dengelerine biraz daha girmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de etkileyen bir konuydu bu Kasım Süleymani operasyonu. Birçok kişi değindi, Oğuzhan Bey de değindi. Kasım Süleymani konusu çok önemli. İran'ın bölgedeki açılımını kesti ama önemli olan pandemi gibi bir dönemde Amerika'nın İran'ın Orta Doğu'daki açılımını kesecek adımı atmış olması. Neden bu dönemi seçti? Bu dönemde aynı zamanda biliyorsunuz Arap dünyaları da yakınlaşma ortaya çıktı. Ve bana soracak olursanız 2020'de pandemiden sonra en büyük ne oldu derseniz kesinlikle Amerikan seçimleriydi bu. Çünkü Amerika çok büyük bir seçim yaşadı. Kendi içerisinde birçok tartışma gerçekleştirdi. Uzun yıllar boyunca galiba 50 yıl deniliyordu. Son 50 yıldaki en yüksek katılımlı seçimi gerçekleştirdi ve Biden'ı seçti. Trump'ın getirdikleri, kazandırdıkları vardı. Oraya geçeceğim. Çok önemli değil. Biden dönemi resmen başlamamasına rağmen, 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Biden, resmen başlamamasına rağmen birçok dengeyi alt üst etmiş durumda. Çok sıcak gelişme olarak Suudi Arabistan ve Katar'ın dün tekrar normalleşme adımlarından ilkini atacağını öğrendik. Sadece bölgede diğer devletlerin, Arap devletlerin birbirleriyle yakınlaşması, seçimden hemen sonra Suudi Arabistan'ı yine Türkiye ile Türkiye'ye bir ambargo uygulamışlardı. Üstü kapalı bir ambargo. Bunu hayır böyle olmadığını söyleyerek reddedip ilişkilerin daha iyi gitmesi yönünde temennilerde bulunması. Bunların hepsi çok anlamlı. Biden daha koltuğa oturmadan bunlar başladı. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da Biden dönemiyle beraber 2021'de sadece pandeminin aşıyla pandeminin seyrinin değil tüm dünyanın seyrinin değişeceğine inanıyorum. Çünkü Amerika artık kaybettiği gücünü toparlamak için Çin'i biraz daha fazla karşısına almayı hedefliyor. Lakin geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Çin'le bir ticaret anlaşması imzaladı Amerika'ya rağmen. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir gelişme. Amerika istese de istemese de herkes tarafını seçiyor, adımlarını atıyor. Kendisi için, ülkesi için real politik bağlamda çıkarı neyi gerektiriyorsa bunu yapmaktan bir an bile geri durmuyor. Durmaması da gerekir zaten. Amerika bunu anlayacak. Dost düşman ne zaman ortaya çıkacak bunu anlayacak. Onun için zorlu bir süreç olacak ama Amerika'nın bu düşüş döneminde kışmını çekmek istemeyen devletler de Biden'la ilişkilerini şimdiden ona göre konumlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu bağlamda 2021 yılına girerken katsa yaptırımlarıyla, Trump döneminde gelen katsa yaptırımlarıyla aslında garip bir dönem yaşadı. 5 tane maddeyle bir yaptırım uygulandı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda. Acaba devamı gelir Türkiye'nin zaten pandemiden daralan ekonomisi iyice etkilenir mi korkusu yaşarken katsa yaptırımlarının esas alındığı ulusal güvenlik yasası Trump tarafından veto edilmişti. Bu tekrar kongreden geçerek onaylandı geçtiğimiz günlerde. Bu yasaya göre kalan katsa yaptırımdan 12 tanesini daha 12 tane yaptırımdan 7'sini daha uygulayabilir Trump bize. Bu tamamen Senato'ya kalmış durumda veya Biden'a da bırakabilir bu tercihi. 15 günlük bir süresi var. Tam 20'sinde Biden oturacak koltuğa ve bize karşılık yapacağı hamle bu olabilir. Bu bağlamda zaten pandemiden dolayı kepenk kapatan vatandaş acaba aç mıyız, tok muyuz korkusu yaşarken bir taraftan da acaba bu hastalık bana bulaşır, beni öldürür mü korkusu yaşarken bir de şimdi küresel bağlamda acaba Türkiye ne kadar daha geriye gidecek, çatışmalar ne kadar olacak korkusu yaşamaya başlayacak 2021'de. Bunu yakın takip edeceğiz. Aşı gelişmeleriyle ilgili bir de şuna değinmek istiyorum. Tabii işin uzmanları bilimsel çerçeveden bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ben biraz daha
işin politik çerçevesine girmek istiyorum. Dikkat ederseniz Çin bu çıkan hastalıktan dolayı Amerika'da Trump tarafından bir suçlamaya tabi tutulmuştu. Ardından İngiltere buna destek vermişti. Hatta Almanya'da birkaç kelam etmişti. Sonra bir anda bu kesildi tabii. Amerika'daki seçim sonrasındaki süreç bu söylemleri de geri plana düşürdü. Halbuki söylem olarak geri plana düşmesine rağmen eylem olarak hiç de geri planda olmadığını söyleyebilirim. Dikkat ederseniz Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere'nin aldığı ilaçlar, ilaçların hepsi Avrupa üretimi ilaçlar ya da Amerikan ortaklığı ile ilgili olan ilaçlar. Hiçbir Çin ilacını, hiçbir Çin firmasına ait ilacı kesinlikle ülkesine sokmamayı tercih etti Avrupa Birliği. Bu bir tercih, bu siyasi bir duruş. Avrupa Birliği Çin'i bu anlamda suçlamaya devam ediyor. Amerika'nın zaten suçladığı ortada. Peki buna karşı Çin ne yaptı? Çin Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla çıkan aşıyı aşıdan 100 milyon doz almayı taahhüt etti. Zaten kendi aşısını bulmuş olan bir ülke. Zaten ülkesinde de o kadar vaka yok Çin'in. Neden 100 milyon doz alır? Çünkü Çin 2021 yılında Amerika'yla daha da sertleşecek olan savaşında Avrupa Birliği kendi tarafında görmek istiyor. Avrupa Birliği ise dengeyi bulma yolunda bir yolda gidiyor. Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu aylarda Almanya, Hindistan ve Çin, Hindistan ve Asya açılımı adı altında bir doktrin yayınladı. Bu doktrine göre Çin'i dengeleyebilmek için Hint ve Hint çevresindeki bölge desteklenecek. Almanya'nın orada etkin olması sağlanacak. Fransa da benzer bir şekilde bir doktrin açıkladı. Zaten Amerika Hindistan'la ilişkileri geliştireceğini açıklamıştı. Bir taraftan da ama Avrupa Birliği bünyesinde Çin'le ticaret anlaşması yapıyorlar. Yani çok boyutlu bir ilişki dünyada yayılmaya devam ediyor. Çin'in bir yükselişi var ama bu yükselişi önlenemez bir yükseliş değil. Zamanın ne getireceği hiç belli değil. Bir taraftan şimdi güncel, çok güncel başka bir konu kuşak yol. Çin'in kuşak yol çalışmasının artık sekteye mi uğramaya başladığı yönünde geldi. Çünkü Çin kuşak yol noktasında İsviçre'den talep ettiği krediler vardı İsviçre bankalarından. Bu bankalardan aldığı kredilerde talepleri düşürmüş, pandemiye bağlı olmayan bir talep düşüklüğü bu. Buna bağlı olarak da acaba kuşak yoldan vaz mı geçiyor söylemi ortaya çıktı. Bunları hep beraber takip edeceğiz. Özetle 2020 yılı kendi içerisinde birçok farklılığı barındırdı. 2021 yılı ise aşı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Aşı yaparsak kurtulacak mıyız? Kitlesel aşılama yapılmalı mı sorusuyla başladı. Ve muhtemelen birkaç ay daha bu soruyla beraber gideceğiz. İnsanların aklında okulların açılıp hayatın normalleşe dönüp dönmeyeceği var. Bir an önce aslında herkes normale dönmesini istiyor. Çünkü evlerde yapılan iş düzeni hiç de beklenildiği gibi, hayal edildiği gibi mükemmel değilmiş. Hepimiz yorulduk. Evde olması gerekenden daha fazla çalışıyoruz. Ev bizim için dinlenilecek yerken artık çalışılacak yer haline geldi. Kafalarımız yoruldu. Pandemi psikolojimizi bozdu. Buna bağlı olarak bir an önce iş yerlerimize de gitmek istiyoruz. Ev yordu. Aşılama süreci. Ev yordu diyorsun yani Neşat Bey. Ev yordu, evet, ev yordu. Biz zaten sahadaydık ama buna rağmen evdeki çalışma ortamımız daha da arttı. O yüzden ev gerçekten yordu. Ben aşılama sürecinde her ne kadar çıkan anketlerde insanların korkularını görsem de bu sürecin çok kolay aşılacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar normalleşmek istiyor. Şu an %26 dolayında yapılan anketlerde aşı yapacağını söyleyen kişi var. %29 dolayında da yapmayacağını söyleyen kişi var. Arada da %50 kadar da kararsız kişi var. Yani bu tabii ki az önce sorulan sorulardan bir tanesinde de vardı. Gerçekten aşılar işte zararlı mı değil mi? Bu aşıların vücuda zararı var mı diye. Çok ciddi bir spekülasyon yapılıyor. Bunun sebebini de açıklamak istiyorum. Panel bağlamında bu da önemli. Şimdi insanlar hit almak için, yani bazıları gazeteci, bazıları başka biri, hit almak için, videolarını izletmek için, yazılarını okutmak için gerçekten bazen inanmadığı şeyleri paylaşabiliyorlar. Bununla ilgili kurgular yapabiliyorlar, komplo teorileri yapabiliyorlar. İnsanların düşüncelerini, hayat felsefelerini hiç düşünmeden bu tarz paylaşımlar gerçekleştirebiliyorlar. Bu maalesef bilim dışı ve etik dışı yaklaşım herkesi etkiliyor. Gördüğünüz gibi %50, insanlarımızın %50'si aşı yapmaktan uzak. Ben
faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü oldum. Olunması gerektiğini de düşünüyorum. Aşı olmadan biz bu işi aşamayız. Aşı konusunda da beklenmedik bir şey yok. Yani birazcık bilimsel okuma yaptığınız zaman zaten sonucu aşağı yukarı ulaşıyorsunuz. Burada hocalarımızın da bahsettiği çok farklı değil. Savunma dürtüsünün ve bilindik yöntemlerin kullanıldığından bahsettiler. Bu bağlamda da ben belki izleyicilerimizin artık bu karamsar %50 içerisinde, ya daha doğrusu kararsız %50 içerisinde değil de evet olmam gerekiyor. İlk bulduğum aşıya gidip hemen olmalıyım tarafında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da birazcık şuna değinmek isterim. Mesela çok hızlı aşılar ve siparişler var. Şöyle ufak bir bilgi notu olarak kenara almıştım. Fiyatlar da önemli. Mesela Moderna'nın aşısı 37 dolar. Çift doz. Sinovac'ın aşısı 30 dolar. Pfizer'ınki 20 dolar. Gamaleya 10 dolar. JNJ 10 dolar. AstraZeneca 4 dolar. Bunlar hep çift doz vuruluyor. Ama dikkat ederseniz İngiltere'deki AstraZeneca'nın 4 dolarla gerçekten tam bir dip fiyat. Ve AstraZeneca bunu da zaten açıklamıştı. Amaç kar etmek değil, pandemiyi yenmek bu aşının dağıtımında diye. Gerçekten öyle mi değil mi? Tabii bunu ilerleyen günler göreceğiz ama aşının fiyatı ulaşılabilir noktada, onu söylemek gerekiyor. Peki aşıdan kimler talep etti? Hemen söyleyelim. Hindistan 1 milyar 200 milyonluk bir aşı alımı taahhüt etti. Amerika nüfusunun 1,5 katından fazla 550 milyonluk bir aşı taahhütü var. Çin 220 milyon, 100 milyonu bahsettiğimiz Pfizer aşısıydı. O tamamen stratejik bir talep. Birleşik Krallık 197 milyon, nüfusunun 295 katı, %295 katı fazla aşı temin etti. Almanya 152, yine %150'si, Meksika 152, Japon 151 milyonar, Brezilya 134. Türkiye'de şu an 25 milyonu kapsayacak şekilde bir aşı istendi, 50 milyon doz biliyorsunuz. Tabii aşıyla ilgili ulaştırılabilir mi, getirebilir mi, altyapımız buna müsait mi, işte Pfizer'ın aşısının -70 derecede taşınabilme zorunluluğu acaba gerçekleştirebilir mi gibi sorular televizyonlarda bolca dönüyor. Bununla ilgili yorumlar da var. İşte Türkiye'nin kısmen bu altyapıyı karşılayabileceği söyleniyor. Zaten Türkiye'nin Pfizer'daki aldığı sipariş de çok az. Bu aslında 550 bin yanlış hatırlamıyorsam. Bu aslında çok anlaşılır bir durum. Altyapıya hizmet verecek bir dozla alınıyor. Biz Sinovac'ı tercih ediyoruz. Ama Avrupa'da Sinovac veya herhangi bir Çin aşısı kesinlikle istenmiyor. Sinovac'ın ikinci alıcısı ise Endonezya. O da 133 milyon doz Sinovac aşısı alıyor. Ben aşı tercihinin siyaseten bir kapı açıp açmayacağından emin değilim. Bunu pek düşünmüyorum. Ulaşılabilir ve hızlı olmasının öncelendiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye Çin aşısını alarak S-400'deki gibi sanki pozisyon değiştiriyormuş algısı ortaya koyulur. Hayır öyle değil. Ama Avrupa'nın Çin aşısını almayarak net bir şekilde siyaset ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Tabii muhakkak sorularınız vardır. Ben biraz kapsamı çok geniş tuttum. O yüzden gelecek sorulara da bu geniş kapsam üzerinden cevap vermek isterim. Teşekkürler. Evet. Evet, teşekkür ederiz Neşat Bey. Sorular tabii var arkadaşlardan bu aşıyla ilgili. Yetkili yetkisiz herkesin aşıyla ilgili konuşmasını doğru buldu. Tabii ki doğru değil. Yani mutlaka bu konuda tecrübesi olan, bilgi sahibi olan kişinin konuşması her zaman tercih edilmeli. HIV virüsüyle ilgili bir şey var, soru var. Bunu zannedersem daha sonra Zahir Bey belki yanıtlayabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV virüsüyle ilgili bir sorusu burada okunuyor. Teşekkür ederiz Neşat Bey. Başka bir soru ben göremedim. Evet. Hocam aşağıda inaktif aşı mı yoksa mRNA aşısını mı tercih edersiniz diye bir soru var. Abdullah Altun'un. Evet, bu sorulara cevap alalım o zaman senden kısa kısa. Hocam şöyle, inaktif aşı olarak Sinovac'ı aldık. Sinovac aslında HeLiv denen ticari preparat adı. Hepatit A aşılarını da güvenli veriyor dünyaya aslında. Ben mRNA aşısı olsun, inaktif aşı olsun, bulduğum aşıyı yaptırma taraftarıyım hocam. Yani çünkü bir pandemi yaşanıyor. Bu pandemiye bir
çözüm sunma adına aşı olmamız gerekiyor. Hem de bunu hızlı bir şekilde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla inaktif aşılar geleneksel aşılarımız bizim. Onlarca yıldır bildiğimiz tekniklerle yapılıyor. Dolayısıyla ben inaktif aşıyı bulduğum zaman mutlaka olacağım. Yan etkisi de zaten çok hafif yan etkileri oluyor işte ateş gibi. Hani ki bu yaygın yan etkilerde diye geçer ama görmezden gelinebilecek yan etkiler. mRNA aşılarının kronik etkileri açıkçası bilinmiyor. Dolayısıyla yani kronik etkilerinin araştırılması gerekecek ama dediğim gibi pandemiyi çözmek istiyorsak tüm silahları kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben aşı olmak taraftarıyım. Evet, bir başka soru da aşının içine koydukları şey zehir mi diyor. Böyle bir şey. Hocam sunumumda ben paylaştım bunu. Şöyle söyleyeyim size. Bir CDC'de veya WHO sitelerine girdikleri zaman aşının içeriğinin tamamının paylaşıldığını insanlarımız görecektir. Yani toplumumuz görecektir. Toplumumuz bunu görmese bile Sağlık Bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne giren tüm aşıların içeriğini kontrol etmektedir. Yani toplum sağlığına zarar verecek hiçbir madde içerisinde yoktur. Etil cıva olsun, efendime söyleyeyim işte alkol olsun, farklı farklı böyle değişik sorular geliyor. Şu anki mevcut COVID inaktif aşıda bu yok hocam. Dolayısıyla güvenli yaptırabilirler. Yani halkımızda böyle bir soru işareti oluşmasın. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Evet, arkadaşların sunumları burada sona erdi. Soruları da katılımcılardan gelen soruları da cevaplamaya çalıştık. Yani şöyle bir kısa bir değerlendirme yapacak olursak 2021 kolay gözükmüyor değil mi arkadaşlar? 2021'in de geçen seneden kalan mirası devam ettireceği gibi bir öngörümüz var. Tabii çeşitli olaylar olacaktır, çeşitli pikler görülecektir. Biz bu ekip olarak yani TESPAM ve KBRN Anabilim Dalı ve KBRN Derneği olarak bunları zaman zaman dile getireceğiz. Kişileri, katılımcıları, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yine sorular olursa sadece bu platformda değil, yine özelden e-mail yoluyla, işte WhatsApp yoluyla da sorularınıza cevaplamaya çalışacağız. Burada Murat Bey'in de dediği gibi katılımcılardan hem çocuklara daha iyi bir dünya bırakalım hem de dünyaya daha iyi çocuklar bırakalım. İkisi birbiriyle eşit olsun diyorum ve ben teşekkür ediyorum. Burada da paneli kapatıyorum. Herkese saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.